كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Bu işi yapacağız. O namaz kılınacak. Müslümansan o namazı kılacaksın. Kendine Müslümanım diyorsan o namazı kılacaksın. Ben kılmıyorum, ben yapamıyorum. Özgürsün, sıkıntı yok. Bak bu dünyada özgürsün. Namaz kılmama gibi bir özgürlüğün var. Bak bunu söylüyoruz. İstersen kılma. Ama bunun bedeli çok ama çok ağır olacak. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da birçok ayette namaz kılmayanları gayya kuyusunda ona azap çektireceğini söylüyor. Gayya kuyusu nedir arkadaşlar? Bütün cehennemliklerin leşleri, pislikleri, kusmukları, irinleri, cerahatlerin toplandığı bir kuyu. Ve sen namaz kılmıyorsan o kuyuya atılacaksın. Komşun Ebu Cehil, Firavun, Haman, Nemrut, Karun. Bütün Allah Celle Celaluhu'nun en büyük düşmanlarıyla namaz kılmayan yan yana yanacak. Cennet ile cehennem arasındaki perde kaldırılacak. Ve soracaklar cehennemdekilere. Bak cennetlikler aynen soracak. Ya ne halt ettiniz de buraya girdiniz. Ya diyecekleri ilk cevap bu. Biz namaz kılmıyorduk. Ya bundan daha büyük bela mı var? O namaz kılınacak. İşte falancayım ben. Ben bilmem şöyleyim. Ben amirim. Ben paşayım. Ya paşaysan daha çok olacaksın. Çünkü Rabbim Celle Celaluhu sana bir makam, bir mertebe vermiş. Senin daha çok namaz kılın. Ne demek daha çok? Nafile kalacaksın. İşte şükür kılacaksın, hacet kılacaksın daha fazla. Çünkü Allah Celle Celaluhu emrediyor. O namaz kılacak. Ben ünlüyüm kılamam. Ünlüler daha fazla kılacak. Niye? Namaz bari şükrünü yerine getir. E şimdi bizim millette ne var? Öyle bir hale getirirler ki yani namaz kılan ünlü evliya oluyor. Vay ya. Bakıyorsun namaz kılan ünlüler. Ya ne olmuş? Ünlü de Müslüman değil mi? Müslüman. Gizlice namaz kılan ünlüler. Yakalandı flaş flaş. La ne yakalandı? Adam sanki cinayetten yakalanmış. Mübarek namaz kılıyor. Aa falanca ünlü oruç tutarken yakalandı. Sanki uyuşturucu kaçırıyor adam. Habere bak. Ya arkadaş ünlü de olsa, ünsüz de olsa o namaz kılınacak. Gerçi bizim ünlüler acayip. Adam şeyde evliya rolünde oynuyor. Dizide çıkışta adam tekel bayine gidiyor. Öyle çok duydum. Geçen ben bunun sohbetini yaptım. Bak bu kulağıma geldi. Adam diyor şey dizisine eski tarih dizi neyse detay vermeyeyim. Adam diyor kardeşim rolde diyor Allah kitap dümdüz diyor. Şeye geçiyor diyor mesela. Bunların dinlenme molaları var ya diyor. Şeye geçiyor diyor orada viskisini yudum diyor. Ya. Ünlüymüş, ünsüzmüş. Bakmaz Allah Celle Celaluhu. Hesap ver hesap. Ben sana demedim mi namaz kıl? Ben sana demedim mi ibadet et? Estaizu billahi bismillah. Ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun. Cinler ve insanlar diyor Allah Celle Celaluhu. Sadece işte falanca kesim, filanca kesim öyle değil. Cinleri ve insanları diyor ben namaz kılsın, oruç tutsun için yarattım diyor Allah Celle Celaluhu. E sen istersen ne olursan ol, paşa da olsan, kral da olsan o namaz kılınacak. Namaz kılan ünlüler, oruç tutan ünlüler, Kur'an okuyan ünlüler. Lan ne oluyor ya? Ünlüyse ünlü bana ne kardeşim ya? Allah Celle Celaluhu neye bakar? Güzelliğe bakmaz. Kalbe bakar kalbe. İstediğin kadar iyi giyimli ol, istediğin kadar yakışıklı ol. Rabbim Celle Celaluhu ameline bakacak. Ya mübarek adam dünyanın en yakışıklısı olsan ne fayda namaz abdest yoksa cehenneme yuvarlanacaksın. E güzelliğine güvenme bir sivilce yeter. Malına güvenme bir kıvılcım yeter. E daha ne istiyorsun? Rabbim Celle Celaluhu o güzelliğini alır senden. Nice güzeller vardı gittiler. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmiş geçmiş gelecek en güzel. O bu dünyadan göçtü. Hazreti Yusuf Rabbim şefaatlerine nail eylesin amin. Evet. Rabbim Celle Celaluhu bakın iki güzellik yaratmıştır. İki güzellik iyi dinle burayı. İki güzellik bir tanesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verdi. Bak iki güzelliğin birini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kalan bir güzelliğin %99'unu Hazreti Yusuf'a verdi. Kalan biri bütün insanlara dağıttı. Düşün Hazreti Yusuf'un güzelliğini. Ne oldu ama? Ne oldu derken yani şey, kötü anlamda konuşmuyoruz. Hazreti Yusuf da gitti bu dünyadan. Gideceksin. Rabbim yüz güzelliğine bakmıyor. Kalp güzelliğine bakıyor. Ünlüye bakmıyor. Amellerde ünlü ol amellerde. Sahabiler amelde yarışıyordu. Ne demek? Riya için değil tabii ki de.
Onlar gösteri için yarışmıyordu. Bizim gibi değiller arkadaşlar. Biz maalesef en çok kıldığımız namaz şöyle şöyle namaz kıldık, böyle namaz kıldık. Ya bir namaz kılıyorum, görmen lazım. İşte ben rükuda geçen gün 11 kere Subhane Rabbil Azim dedim. İşte geçen secdede 38 kere. Arkadaş ya ne anlatıyorsun? Kendine yaptın. Teheccüde mi kalktın? Anlatma. Nafile ibadetleri anlatma. Teşvik ver. Gece teheccüde kalkıyorsun. Ya dün de işte teheccüde kalktım. İşte bayağı bir iki rekatta başladık. Allah kabul etsin. Bir de Kur'an falan okudum. Yapma. Teşvik ver. WhatsApp'ına koyma gece arkadaşlar teheccüde kalkalım diye, yapma. Sadece dirile. Ya mübarek geçen gün bir işte fazilet duydum işte. Rabbim bize de nasip etsin. İşte bir teheccüd kılmak lazım. Böyle işte teheccüd kılmamız lazım. Ya da falanca işte nafile oruç var. Biz bunu nafilelerde, oruçlarda mesela özellikle Müslümanlar bunu oruçta çok yapıyor. Nafile oruçlarda aşırı reklam yapıyoruz. Mesela atıyorum Şaban, Recep Şaban ayında biliyorsunuz başında, ortasında, sonunda tutulan oruçlar var. Bunu tutan adam tutmayana karşı aşırı böyle bir artistlik peşinde. Aşırı. Sen tutmadın mı lan bugün? Allah belanı versin be. Nasıl adamsın lan? Lan bu oruç tutmaz mı? Lan farz değil ki. Ne bağırıyorsun? Ne sövüyorsun? Lan Şaban'ın bu oruç tutmaz mı be? Lan Recep ayının bu oruç tutmaz mı be? Ben oruç tutuyorum bak görüyorum. Bu sıcakta bile görüyor musun? Ben bu oruç tutuyorum. Babacığım git bir su iç sen kendine gel. Öyle. Bir su iç kendine gel. Niye? Sevapları gitti. Sıfırladın sevapları. Rabbim Celle Celaluhu bizlere selamet versin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu bizleri affetsin. Amin. Amin. Rabbim bizi ünlü olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu bize ahiret ünlüsü yapsın. Evet arkadaşlar. Ebu Cehil, Kureyş'in ulusu, Kureyş'in serdarı, herkes onu dinliyor, herkes onu. Ama nerede ünlü? Cehennemde. Cehennemin en meşhuru. Evet. Hazreti Bilal radıyallahu anh. Habeşli bir köle dedik, siyahi bir köle. Kimse tanımaz, kimse bilmez ama Bilal-i Habeşi Camii, Bilal-i Habeşi Parkı, Bilal-i Habeşi Mescidi, değil mi arkadaşlar? Değil mi? Duyuyorsunuz bunu. Ebu Cehil Camisi duyan var mı arkadaşlar? Yok. Ebu Cehil Parkı, Ebu Cehil Kongre Merkezi. Ama şey var değil mi? Ebu Cehil Cehennem Merkezi, hoş geldiniz. Alt katta aile salonumuz var. Fokurdayan ateşler, üst katta kaynar sularımız var. Böyle bir şey vardır. Ama cehennemde var. Böyle ünlü olalım. Bilal-i Habeşi ki anlattık burada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devesinin ipinden tutarak ikisi el ele beraber cennete girecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devesi cennete girecek. Evet. Rabbim bizi o devenin yanında eylesin. Amin. Amin. Öyle kardeşim, bizim ne olacağımız da belli değil. Öyle. Evet arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Helal olsun.